Alexis Krychenko İstanbul yıllarında Ukraynalı ressam Alexis Krychenko'nun İstanbul temalı eserlerini aynı çatı altında ilk defa toplamış olduk. Sergi meşhede 3 kata yayıldı ve toplamda 150'nin üstünde eser sergiliyoruz. Krychenko'nun İstanbul'u konu aldığı eserlerini sergiliyoruz. Krychenko'nun tabii İstanbul'u konu aldığı eserlerini sergilerken çeşitli temaların ön plana çıktığını gördük. Bu sebeple de tematik bir yol izledik sergiyi hazırlarken. Tabii sergiyi oluştururken önemli rehberlerimizden bir tanesi de Krychenko'nun kaleme aldığı İstanbul'da 2 Yıl isimli eseriydi. Daha doğrusu kitabıydı. Alexis Krychenko İstanbul'da kaldığı 2 yıl boyunca İstanbul sokaklarını arşınlar, sokak sokak gezer, bütün yapılarına neredeyse uğrar, camilerine, kiliselerine, şehirdeki önemli yapılara uğrar ve bunları anılarında küçük defterlere not alır. Daha sonra İstanbul'dan ayrıldıktan sonra, İstanbul'dan 1921 yılında ayrılır Krychenko, ancak 1930 yılında Paris'te bu anılarını kitaplaştırır. İstanbul'da 2 yıl başlığıyla anılaştırır, bir anı kitabı yayınlar ve biz sergide Krychenko'nun bu yayınladığı anılarıyla eserlerini bir araya getiriyoruz. Daha doğrusu anılarıyla eserlerini eşleştiriyoruz diyebiliriz. Çünkü anılarında okuduğumuz yapıları ya da işte belli bir tarihte şehrin belli bir bölgesindeyse bakıyoruz ki aynı tarihlerde çizdiği eserler var gerçekten de. Ve onları da eserlerin yanında Krychenko'dan alıntılar olarak sergiliyoruz. Böyle bir izleyimiz var sergide. Sergi Krychenko'nun işlediği konuları tabii ki izliyor ve bu yüzden de biz sergiye rıhtımlar, yani Krychenko'nun İstanbul'a deniz yoluyla geldiğini bildiğimiz için rıhtımlar ve Krychenko'nun denizle ilişkisiyle başladık. Bu yüzden ilk bölümümüzün adı, daha doğrusu bunu galeride yazmıyoruz fakat biz öyle isimlendiriyoruz onu, rıhtım ve Krychenko'nun denizle ilişkisi. Krychenko deniz yoluyla İstanbul'a gelip şehrin çeşitli bölgelerinde kalıyor ki bunlardan bir tanesi de Büyükada o dönemde. Çünkü Büyükada özellikle o dönemde İstanbul'a gelen sığınmacılar için, Krychenko gibi Rus İmparatorluğundan kaçarak gelen sığınmacılar için bir kampa ev sahipliği yapan bir yer. Dolayısıyla biz de sergiye denizle başladık. Krychenko'nun işte İstanbul'un limanlarında geçirdiği zamanı biraz işlemeye çalıştık. Daha sonra ikinci bölümümüz İstanbul sokakları, İstanbul'daki kent manzaraları olarak isimlendirebilirim. Daha sonra İstanbul surları, Krychenko'nun yine çok etkilendiği aslında Bizans yapıları, İstanbul surları tabii ki hem kara hem de deniz surlarından bahsediyoruz. Ve resimlerini de yine ondan alıntılarla birlikte sergide gösteriyoruz ziyaretçilerimize. Bir diğer bölüm Ayasofya. Krychenko Ayasofya'yı gerçekten çok Ayasofya'ya bir tutkuyla bağlı, öyle söyleyebiliriz. Ve işte her zaman Ayasofya'yı ziyaret etmeye çalışıyor, şehrin neresinde kalırsa kalsın. Yine Krychenko'nun çok dikkatini çeken şeyler İstanbul'da tabii camiler o dönem. Sur içindeki birçok camiyi ziyaret ediyor ve bunu resimlerine de yansıtıyor. İnsanlarla tanışıyor Krychenko İstanbul'da. Burada ciddi bir çevre ediniyor aslında kendine. Ve bu İstanbul'daki tanıştığı, arkadaş olduğu insanların başında da aslında ünlü Türk ressamları geliyor ve bunların başında da Namık İsmail ve İbrahim Çallı var. Bunların yanı sıra o dönemki Osmanlı entelijansiyasının aslında önemli isimleriyle de bir araya geldiğini biliyoruz. Alexis Krychenko İstanbul Yılları sergisi için Türkiye dahil 7 ülkeden toplam 150'nin üstünde eser topladık. Krychenko'nun eserleri geniş bir coğrafyaya yayılmış dünyada. İngiltere, Amerika, Kanada, Fransa, Ukrayna ve bahsettiğim gibi Türkiye'de bunların aslında bunlardan bir tanesi. Krychenko 100 yıl sonra, İstanbul ziyaretinden 100 yıl sonra tekrar eserleriyle İstanbul'da ve bu sergiyle ziyaretçileri İstanbul'un o detaylarında gizli kalmış renkleri keşfetmeye davet ediyoruz.